Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bugün hep beraber iftar menümüzü hazırlayacağız. Böyle yarım saatte hem pişirmesiyle hem hazırlamasıyla birlikte çok lezzetli ve hızlı bir tarif olacak. Ne yapacağız? Şimdi biliyorsunuz Türkiye'de lazanya pahalı oluyor. Lazanyayı al, kıymayı al derken bayağı böyle lazanya pahalıya patlıyor. O yüzden evde lazanyaya benzeyen bir tat yapacağız arkadaşlar. Bunu tuzlu kreple yapacağız. Çok lezzetli oluyor ve çok uğraştırmıyor. Yani dediğim gibi çok lezzetli ve hızlı bir tarif. O yüzden şimdi hemen başlayalım. Önce kıyma harcımızı hazırlayacağız arkadaşlar. Burada 250 gram kadar kıymam var. Bir tane soğan. Bir tane kırmızı, bir tane de yeşil biber. İki tane küçük yumuşak domates. Birazcık da şöyle havucum kalmıştı. Bunu kullanacağım, rendeleyeceğim. Evet, şimdi ilk önce hepsini bir doğrayacağım. Küçük küçük doğrayacağım. Ondan sonra kıyma harcımızı yapmaya başlayacağız. O olurken de güzelce krepimizi hazırlayacağız. Şimdi ilk önce önemli olan bu. Buna başlayalım. Malzemelerimi kestim. Buraya şimdi soğanımı aldım arkadaşlar. Biraz sıvı yağ ekledim. Altını da açtım. Bu güzel kavrulacak. Kavrulduktan sonra kıymamı ekliyorum. Kıymadan sonra sebzeler geliyor. Sebzeler de kavrulunca güzelce böyle çok az, fazla değil salça ekleyeceğim. Ve domatesleri ekleyeceğim. Biraz böyle yani çok aşırı sulu olmayacak. Ama çok katı da olmayacak. Böyle orta şeyde bir şey olacak. Hani gerekirse çok azıcık böyle yemek kaşığı kadar böyle suda ekleyebilirim. Bakacağım artık. Şimdi bunlar olurken ben hemencik krepimi yapacağım. Şöyle 3 tane yumurta kullanacağım. İsteyen istediği kadar kullanır. Yani ne kadar çok krep çıkmasını istiyorsanız o kadar kullanın. Birazcık süt geliyor. Ben göz kararı yapıyorum. Bir de tam buğday unu var şu an burada. Evde un kalmamış. O yüzden bunu kullanıyorum şu an. Ama siz normal undan da yapabilirsiniz. İki şekilde de oluyor. Şimdi ilk önce güzelce yumurtalarımı kırıyorum. Ve çırpıyorum. Birazcık tuz ekliyorum. Şimdi un koyuyorum arkadaşlar. Ben şöyle söyleyeyim. Hep kaşık kaşık ekliyorum. Biraz ortalığa da döktüm. 2 yemek kaşığı bir ekledim. Biraz karıştırıyorum. Sonra kaşık kaşık ekliyorum. Aslında ilk önce sütü ekleyip sonra unu ekleyen de var ama bazen kıvamı tutmayabilir. Böyle hep tutuyor ve hep çok lezzetli oluyor. Biraz daha ekleyelim. 2 kaşık biber. Birazdan toparlanmaya başlayacak. İşte o zaman artık böyle un eklemeyi kesiyorsunuz. Çok az. Şimdi son böyle yarım kaşık kadar falan koyacağım. Şöyle. Ve evet bakın bu kıvamı alınca artık sütü ekleyebilirsiniz. Şöyle. Bakın biraz böyle katı oluyor. İlk önce birazcık süt ekledim. Böyle biraz açsın kendini diye. Şimdi
bayağı bir ekliyorum. Biraz sulu bir kıvama oluyor. Şöyle bakalım. Biraz daha gider. Şöyle. Bakın çok sulu oluyor. Evet, şimdi krep hamurum hazır arkadaşlar. Gördüğünüz üzere böyle sıvı oluyor. Şimdi ben hemencik beşamel sosumu hazırlayacağım. Onu zaten hep göz kararı yapıyorum. Birazcık tereyağı, birazcık sıvı yağ. Onu kavuruyorum biraz unla. Bunu gene tam buğday unu olur artık. Evde sırf bu var biliyorsunuz. Ondan sonra onu da kavurduktan sonra süt ekliyorsunuz. Göz kararı zaten biraz kıvamlaşıyor ve bitmiş oluyor. Tuz, karabiber geliyor en son. Hemen ona başlayacağım. O olurken de hemen kreplerimi hazırlayacağım. Ve artık böylelikle yemeklerimi sonra en son birleştireceğiz. Arkadaşlar şimdi hemen kreplerimi böyle hazırladım. Şimdi ilk önce şunu böyle önünüze alıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde. Dediğim gibi isteyen bunu tavuk sote harcıyla da yapabilir. Şöyle kıymamdan biraz koyuyorum arkadaşlar. Koyduktan sonra böyle ağzını kapatıyorum. Şu şekilde. Ve bu şekilde yapıyorum. Böyle borcamıma dizeceğim. Şimdi hepsini ilk önce böyle yapacağım. Ondan sonra zaten devamında size gösteririm. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde borcamıma dizdim. Şimdi beşamel sosundan koyuyorum. Katı yaptım beşamel sosu. Şöyle hepsini böyle bir kaşık kadar koyayım. Şöyle. İsteyen hiç de beşamel sosu yapmayabilir ama ben böyle hani kaşarlı böyle fırına verilecek şeylerde genel olarak yapıyorum. Çok lezzetli buluyorum. Yani güzel bir tat veriyor ama tabii ki sevmeyen hiç beşamel sos koymadan da yapabilir ama lazanyanın zaten şeyi bir telefon görüşmesi geldi. O yüzden videoyu kapatmak zorunda kaldım. O sırada ne yaptım? Beşamel sosun üstüne kaşarları koydum arkadaşlar ve fırına verdim. 250 derecede nar gibi kızarana kadar pişecek ve sonra bitmiş olacak. Aslında çorba yapacaktım bir de. Ama eşim dedi ki gerek yok çünkü biz böyle hani iftardan sonra çorba içince, yani iftardan sonra diyorum yani, iftarda çorba içince sonra ana yemeği pek yer kalmıyor. Yani zar zor yiyoruz. O yüzden hani bu yemeğin tadını çıkarmak için yapmadım. Eşim de zaten istemedi. Ve şu anda mutfağı toparlayacağım arkadaşlar ve artık iftar saatini bekleyeceğiz. Evet, bu şekilde. Arkadaşlar bir yemeğimiz bu şekilde hazır. Maşallah. Bakın şöyle aralarına. Tam böyle lazanya gibi, tadı da öyle. 5 dakikamız kaldı. Sultanım. Bize şimdi afiyet olsun. Sonra görüşürüz. Arkadaşlar mutfağı da hemen hallettim. Şimdi biz biraz keyif yapacağız. Sonra muzlu smoothie yapacağım arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor. Ama sonra yapacağım. Şimdi biz biraz takılalım, sonra görüşürüz. Balım ve bademi daha çok görmek isteyenler için. Kızım. Balıma bakın. Kuyruk sallayışını yesinler he annem. Bademin de merakla ablasını izleyişi. Ne yapıyorsun kızım? He? Bu arada bayağı bir büyüdü arkadaşlar ya. Böyle hani... Büyümüş gibi yani, küçücük kalmadı sen, yani minnacıktı. Büyüdün mü sen? Şu tipe bakın. Bir de şuna bakın, şuna. Oo, sefam olsun. He annesinin gülü. Bu arada çok iyi anlaşıyorlar. Zaten Instagram'da bizi takip eden sürekli görüyor yani bunların ikisini. Oynuyorlar. Sonra balım. Bademi yalıyor arkadaşlar. Bademi bildiğiniz temizliyor. Çünkü badem kendini doğru düzgün temizleyemiyor. Ve balım o işi üstlendi böyle.
ablalık görevini yapıyor. He? İyi ki almışım ya. Yani böyle beraber oynuyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Yani artık hani bir yere gidersem bir iki günlüğüne daha rahat olacağım. Tabii badem biraz daha büyümesi gerekiyor bunu yapabilmem için. Evet. Evet arkadaşlar, bakın balkon sefası yapıyoruz. Hoş geldiniz. Ya sabahları çok sıcak oluyor ama şu an çok güzel, böyle serin, tam böyle şey havası. O yüzden masayı yine böyle balkona aldık inşallah. Çay alabilir miyim sultanım? Olur tabii ki. Senin o güzel ellerinden. Açık açık. Ayrıca arkadaşlar biliyorsunuz muzdan smoothie yapacaktım ama süt şu an soğuk değil, o yüzden yapmadım. Başka zaman yaparım, onu gösteririm size zaten. Şimdi böyle keyif yapıyor, sonra sahur yapacağız hep beraber. Kalkın, saat 3 oldu hayatım ha. Bak, 2'yi yapma aynen. Birazdan başlarız. Aynen, sahuru hazırlarız ve yeriz inşallah. Bay bay. Bay bay. Şimdi sahurumuzu yapacağız arkadaşlar. Neye karar verdik? Birazcık ekmek kızartacağız. Ben 3 tane yerim. Sen kaç tane yersin? Sen de mi 3 tane? 3 tane böyle ekmek yeriz yani. Şunları kızartacağız. Kahvaltılık çıkaracağım arkadaşlar. Yumurta ister misin? Haşlayayım mı? Yok hayatım, gerek yok. Gerek yok mu? Tamam. Şöyle. Zaten çok yemiyorum. Ve biz şimdi böyle kahvaltılık hazırladık. Burada reçellerimiz var, işte labne peyniri, bayağı böyle bir şeyler koyduk. Kahvaltılık işte, yani bildiğiniz üzere öyle çok amşam bir şey hazırlamıyoruz. Biz şimdi hemen sahurumuzu yapacağız. Ondan sonra artık mutfağı toparlarız ve artık kapanışa geçeriz. Bize afiyet olsun. Mis gibi oldu. Artık uyuma vakti. Umarım bugünkü videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.